kar dakikalık zamanlarda icra edeceğimiz dünya konjektüründe statüsünü, geldiği noktayı ayetlerle, hadislerle, kıssalarla, tarihi geçmişle 1400 yıllık dokümanlarla bir müştehit imamın iştihadını elle tutulan gözle görülen hale gelir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve lakibetül müttekin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hak ve ente hayrul fatihin. Ya mufettih el ebvab, iftah lena hayrul bab. Allahümme iftah bil hayr, vaktin bil hayr. Kıymetli kardeşlerim, sevgili izleyenlerim, Nesillerin Islahı programından hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dinleyişiniz, gelişiniz hayırlara vesile olsun. Anlayışınız hayırlara vesile olsun. Uygulamanız, gereğini yerine getirme tavrınız hayırlara vesile olsun diyorum inşallah. Amin. 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 Dersimiz sevgili peygamberimizin bir hadis-i şerifiyle başlangıç yapmak istiyorum dersimize. Sakın ümidinizi kaybetmeyin. Bu bize bir kamçı olsun adeta. Hizmetlerimiz için vermiş olduğumuz tüm kurum, kuruluş, vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşlarımız, Kur'an kurslarımız, ülke ve millet için hayırlı olan her türlü hizmet yapan kardeşlerimiz için bir kamçı olsun tabiri caizse. Efendim buyuruyorlar ki اَنَّاسُ دَحَلُوا ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفَّاجَ. İnsanlar Allah'ın dinine grup grup, zümre zümre girmişlerdir, gireceklerdir. وَسَيَخْرُجُونَ مِنْهُ اَفَّاجَ. Allah'ın dininden de zümre zümre, grup grup çıkacaklardır buyuruyor. Bilmiyoruz zümre zümre, grup grup çıkan devre girdik mi, girmedik mi ama Afrika ülkesine bakacak olursak, Afrika'nın geneline bakacak olursak 110 sene içerisinde Müslümanlar Afrika nüfusunun %57'sini teşkil ederken bugün %27'ye düşmüşlerdir. %30 kaybımız vardır. Onlar Allah'ın dininden çıkarak bir başka dine girmişlerdir. İnsanı ürperten bir konu. Neslimizin içerisinde bulmuş olduğu ortam, gidişat, hal ve gidişat sadece tribünlerde oturup da izlemeyle daha sonra onların gidişatına bakıp da tüh tüh bunlar da mı olacaktı, bunlar da mı görecektik, başımıza taş mı yağacaktır gibi ifadelerle bu neslimize hiçbir şey yapamayız. Yapacağımız işler varken işi kolayına kaydırıp ağzımızın ucuyla vah vah tüh tüh demenin hiçbir derde derman olduğu görülmemiştir. Bırakalım şu tüh tühleri, vah vahları, ah ahları. Vazifemizin, sorumluluğumuzun ne olduğunu hep beraber masaya yatıralım. Masaya yatıracağımız bu sorumluluk kimliğimizin çalışır halde mi, durağan halde mi, aktif halde mi? Onu öğrenmeye çalışalım. Her sorumlu, sorumlu olduğu varlıktan, şahıstan, insandan Allah'a hesap verecektir. İster motorlu taşıt olarak binmiş olduğumuz araba olsun, ister kullandığımız bisiklet olsun, ister tarla kullandığımız at olsun, öküz olsun, sağdığımız koyun olsun, keçi olsun.
ne olursa olsun eşya boyutuyla, bitki boyutuyla, hayvan boyutuyla ve insan boyutuyla biz imtihan edileceğiz. Hesaba çekileceğiz. Bir de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek İslam'a girip daha sonra hadi bakayım benden bu kadar diyerek Allah'la peygamberle irtibatını koparıp Vatikan'la kiliseyle merhaba diyen milyonlarca insanın varlığını hesaba katmazsak bizim üzerimizde bu vurulan bilgi kamçılarının da bir tesiri kalmaz artık. Öyleyse işgale uğramış kalpler bir taraftan şehvetinin heva ve arzusunun kölesi olmuş olan insanlar bir taraftan misyonerlik, Hristiyanlık kültürünü güleç yüzüyle, tatlı diliyle, cebindeki dolarlarla neslimizi kendi safına transfer etmek isteyenler bir tarafa ama Yüce Allah'ın katından gönderdiği kitap, sevgili peygamberimizin ağzından çıkmış olduğu sünnetler gibi, hadisler gibi o muhteşem, o muazzam imkanlarımız varken seyirci kalamayız. Yaşanan ve gidişat durumda olan olaylara karşı da kıyamet alametleri konu başlığı içerisinde değerlendiremeyiz. Kıyametin koptuğunu görsek dahi hala yaşıyorsak Cenab-ı Allah bizi vazife başında kulluk kimliğimizde görmek ister. Bu bir gerçektir. Öyleyse yapacağımız işler var. Bu yapacağımız işler bir, arkadaş ve çevremiz konusu. İkincisi ise bir mücadeleye girelim. Bir cihat. Zaten cihat ruhu ölmüş. O gayret, o düşünce dünyamızı, gönül dünyamızı temelden ilgilendiren cihat. Kur'an-ı Kerim'in وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا demiş olduğu al Kur'an eline en büyük cihadını bununla yap diyor Allah-u Teala. Kullanmaz olduk. Söylemez olduk bazı kelimelerimizi. Korkuyor muyuz? Bilmiyorum. Utanıyor muyuz? Aşağılık duygusuna mı kapılıyoruz? Anlayamıyorum. Yani sürekli olarak bir cihadın içerisinde olduğumuzu fark etmediğimiz zaman zaten kaybederiz. Sürekli cihadımız bizim nefsimizdedir. Heva ve arzumuz ve şeytan ve nefistedir. Bu bizim iç dünyamızın verilen cihadı. Hiç durması yok, dinlenmesi yok bir cihat. Öbürü ise işte öbürüne gelince hemen kazma kürek, yok efendim bomba, tüfek, savaş, kan bunlar aklanıyor. Yok. Oraya girmiyorum. Konumuz orayla alakası değil. Cihadın beyin ve gönül iklimini ilgilendiren cihattan bahsediyorum. Neslimizle alakalı bu neslimizi eğer gitmiş olduğu yamuk yoldan, kötü yoldan, şehvet yolundan, küfür yolundan, nifak yolundan geri çevirmek istiyorsak el birliği ve gönül birliği içerisinde yapacağımız hizmetler vardır. Bu hizmetlerden sadece örnekler vereceğim. Vereceğim canlı örnekler de herkesin, her alnı secdeye koymuş her Müslüman insanın rahatlıkla ifa ve icra edeceği bir vazife, bir görevdir. Örneklerimden şimdi başlıyorum. Bir tanesi imanlı, sürekli imanlı kalmak, imanlı yaşamak, küfre, nifaka ve şirke karşı yapılmış olan bir faaliyet, verilmiş olan bir cihattır. Neslimize bunu aşılamak. Yavrumuzu, neslimizi
lisede okuyanımızı, fabrikada çalışan işçi yavrumuzu, üniversitedeki öğrencimizi iman rotasında, iman yolunda, iman atmosferinde tutmak için imanlı yaşamayı ona telkin etmek. Evladım, sen imanlı olduğun müddetçe sürekli küfürle cihat halindesin. İmanını muhafaza ettiğin müddetçe sürekli münafıklıkla cihat halindesin. İmanının farkında olduğun müddetçe sürekli şirkle, müşrikle cihat halindesin. İster büronda otururken var, ver bu cihadını. İster yemek yerken, ister okula giderken, ister fabrikaya giderken. Dünyanın neresine gidersen git, geceli gündüzü sürekli sen bir cihadın içerisindesin. Bu cihat elle tutulmuyor, gözle görülmüyor, fotoğrafı çekilmiyor. Kalbinde, iç dünyanda vermiş olan bir cihattır. Kalbindeki bu imanınla en muazzam, kendisine göre en büyük gibi algılanan küfürle, şirkle, nifakla mücadele yapıyorsun. Bir tarafta imanlı kalmak mücadelesi, iki tarafta bir daha küfre, şirke, inkara ve nifaka kaymamak mücadelesi. İki taraftan. Bu söyleyin şimdi. Bunu icra etmek hangi engelle bizi uzak tutabilir? Bu vazifemizi, gönül faaliyetimizi yerine getirirken hangi faktör bizi engellemeye çalışıyor? Rica ediyorum. İstirham ediyorum. Elinizden geldiği kadar Amme suresinden başlayarak Minel Cinnet ve Nas'a kadar gelen kısa surelere kadar sürekli okuyun. Unutmayın ki imanımızın kuvvetli kalması ve olması, imanımızın iş yapar hale gelmesi, imanımızın kuvvetlenmesi ve ziyadelenmesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle mümkündür. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلِهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْتُمْ اِيمَانًا. Okulundan gelen, fabrikasından gelen çocuğumuza, neslimize, gencimize öyle bir usulle, öyle bir sevimli ve sevdirici metotla yaklaşalım ki çocuğumuz her gün, ama her gün Allah'ın kelamından birkaç ayet okumadan yatmasın. Yatmadan evvel bir bardak süt vermek ne kadar güzel ikramsa, yatmadan evvel yatak odasına al evladım, Kur'an-ı Kerim getirdim sana. Rica ediyorum bir annen olarak, baban olarak buradan üç ayet okumadan da buradan kalkmayacağım. Lütfen. Yanaklarını öperek, Kur'an-ı Kerim eline vererek üç ayeti okuyun, okutun, manasında söyleyin, öğrensin. Allah rahatlık versin diyerek yatak odasını terk edin bu seferde. Bu imkan bizde var. Bak, Hristiyanlar, misyonerler binlerce kilometreyi teperek geliyorlar. Tahrif olan İncil'lerle üniversitedeki öğrencilerimizi hem $100 satın alıyorlar hem de ellerine İncil'i tutuşturuyorlar. Kanada'dan geliyor, Amerika'dan geliyor, şuradan buradan geliyor. Bizim salon ile oğlumuzun, kızımızın yatmış olduğu oda arasında 3 metre var. Öbürü 3000 kilometreden geldi, İncil'i verdi benim Müslüman delikanlıma, neslime. Ama anne baba 3 metre ileride yatak odasına uyumak için giden yavrusuna bir 3 metrelik bir fedakarlığı yapmıyor. Bu örneğim sizi üzmesin. Allah aşkına üzmesin. Bu imkanlar içerisinde imkansızlığı yaşamak büyük bir kayıp, büyük bir nankörlüktür Allah'a karşı.
İkincisi, neslimizi bu istenmeyen yollara, yanlış yollara, adresi belirsiz yollara yöneltmemek için ikinci yapacağımız işlem teslimiyet. Teslimiyet özelliğe haiz olanlar isyana karşı yapılan bir cihadı icra ediyorlar demektir. Biz taassup olarak değil, kime teslim olacağız? Allah'a, Resulüne, Resulünün izinde gidenlere, alimlere, fadıl ve salih insanlara, sözlerine yani, kitap ve sünnete uygun olan ne varsa, hepsine. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ الْرَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi İbrahim'e böyle dedi, hadi teslim ol. O da alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldu. Kitabına teslim oldu. Ayetine teslim oldu. Namaza teslim olabiliyor muyuz? Seccadeye, secdeye, rükuya, doğru konuşmaya, komşuluk münasebetlerine, arkadaşlarımızla kardeşliğimizin bağlarını kurmada kitap ve sünnetin ölçülerine teslim olabiliyor muyuz? Ticarette, siyasette, hukukta, sosyal yapıda, sosyal hayatta kitap ve sünnete teslimiyetimiz ne kadarsa isyana karşı çıkışımız o oranda gerçekleşecektir. İsyana karşı yapılan cihat ancak teslimiyetle mümkündür. Teslimiyet sanki bizim topumuz, tüfeğimiz, silahımız, mermimiz, gözyaşımız, duamız, istiğfarımız, yalvarışımız, yakarışımız, her şeyimiz sanki teslimiyetin bünyesine girmiştir. Teslimiyet körü körüne bir taassup olan bir konu değildir. Teslimiyette Kur'an'ın, sünnetin, tarihimizin, geçmişimizin, mazimizin o gözleri kamaştıracak medeniyetleri söz konusudur. Ama çocuğumuz bugün, neslimiz öyle bir noktaya kadar gelmiş ki isyan etmekte. Her şey isyan ediyor. Farkında veya farkında değil. Başta Rabbine, peygamberimize, kitaba, sünnete. İnsan ya teslimiyet halindedir ya isyan halindedir. Cenab-ı Allah'ın buyruklarını yapıyorsak teslim olduk. Yapmıyorsak isyan halindeyiz demektir. Ama bunu hiçbir kimse söylemez. Ya sen şu anda isyan halindesin. Allah'ın farzlarına isyan ediyorsun. Vacibe isyan ediyorsun. Kitap ve sünnete isyan ediyorsun. Farkında mısın? Bunları demek günümüzde artık çok mu zor? İhtiyaç mı duyulmuyor? Anlayamıyorum daha doğrusu. Bizi çepeçevre kuşatmış olan bir cehalet zinciri var şu anda. Bir de ilim var. İlimle, irfanla, bilgiyle, bilimle, okumayla, mütalaayla, yazmakla, çizmekle cehalete karşı en büyük cihadı başlatmış oluruz. Dergi okuyalım, okumayalım demiyorum. Gazete okuyalım, dergi okuyalım. Ancak önce Kur'an-ı Kerim okuyalım. Sevgili peygamberimizi okuyalım. Kur'an ve sünnetin dışındaki okuduklarımızın hiç olmazsa yarısı kadarını Kur'an ve sünnete ayıralım. Çünkü cehaletin hakkından ancak ilim geliyor. İrfan geliyor. Hazreti Ali Efendimiz'e ait olduğu söylenen bir söz vardır. Cahil cennette komşum olsa ondan kurtulmak için cehennemi tercih ederim diyor. Biz buradan kimseye cahil demiyoruz. Ancak bir şeyin insan bildiğinin alimin, bilmediğinin cahilidir. Bilmediklerimizle biz kulluğumuzu icra edemeyiz. Bilmediklerimizle biz bu kulluk yolculuğumuzu sonuna kadar sürdüremeyiz. Bildiklerimizi terazinin bir kefesine, din adına, bilmediklerimiz de terazinin diğer kefesine koymuş olsak, herkes vicdanından cevap alsın. Acaba
hangisi ağır basar? Öyleyse ilim cehalete karşı yapılan bir faaliyet, yapılan bir cihattır. Neslimizi cahil bırakmamak lazım. Cep telefonuna tahsis etmiş olduğu zamanın dörtte birini bugün neslimiz Kur'an'a ayırmıyorsa ne zaman okuyacak, ne zaman öğrenecektir? Bir taraftan devlet çoluğumuzun çocuğumuzun ahiret hayatından kopuk yaşamaması açısından, tarihine düşman olmaması açısından Rabbi ile buluşmasını sağlayacak en güzel kitabı Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz'i devreye koydu. Biz anne babalar da sorumlu olan tüm eğitimci kardeşlerimiz de lütfen cehaletin kafasını ancak ilimle gerçekleştirebileceğimizi herkesin kabul etmesi gerekiyor. Yine bir gaflet hali vardır. Gafil insan dersiniz. İnanın şuurdan, bilinçten, aksiyondan, hareketten biraz uzaklaşmış gibi gelir insana. Gafil bir insanı, gaflete düşmüş olan bir nesli ayağa kaldırmak ancak tefekkürle mümkündür. Düşünmek. Düşünmek bir taraftan en büyük ibadetken diğer taraftan bir saatlik düşünmek Allah indinde 60-70 küsür sene yapılan nafile ibadetten eftaldır. Biz biraz tefekkür amelimizi, tefekkür nimetimizi ihmal veya ihlal ettik. Düşünemiyoruz. Basma kalıp ifadeler yerine tefekkür etmek. Kış mevsimini düşünmek, ilkbaharı düşünmek, karanlığı düşünmek, geceyi düşünmek, semayı düşünmek, bulutları düşünmek, akan suları düşünmek. Yani düşünecek o kadar çok şey var ki, aynaya baktığımız zaman gözümüzü düşünmek, kibriye bakıp düşünmek, kaşımıza bakmak, dudaklarımıza bakmak, ilahi el nasıl bezenmiş, ne kadar güzel yerlere koymuş. İnsan baktığı zaman eline, ayağına, gözüne, burnuna, dudağına, her şeyine, her birisi bir vitrin. İlahi bir vitrin. Çünkü hepsi kudret elinden çıkmış, Allah'ın elinden çıkmış. Vitrinlerimizi biz bugün göremez hale geldik. Sinema perdelerinde, televizyon ekranlarındaki yani izlemiş olan dizilere gösterdiğimiz o ilginin yarısından daha azını hatta ne olursun şu ilahi vitrinlere çevirelim gözlerimizi ve gönüllerimizi. Bu tefekkür kimliğimizi zenginleştirirsek, bu tefekkür silahıyla, tefekkürün tesiriyle gaflete yapılan en büyük cihadı başlatır ve gafletin kafasını ezeriz. Düşüncesi olmayan insan şabloncudur. Tefekkür etmeyen insan hiçbir zaman şekilden, suretten uzak kalamaz. O insan at gözlüğünü takarak yaşıyor demektir. Ama düşünen insan derinlere kadar iner. Bu düşünce dünyasının genişlemesinde karşısına dünya çıkar, yer çıkar, okyanuslar çıkar. Gazze'den tut, Arakan'a varıncaya kadar geniş bir yelpazede niyet dünyasıyla kanadını sağa takılmış uçmaya başlar. Bunlar olmaz diye bir şey yoktur. Hepsi olur. Yeter ki farkına varalım. Neslimizi biraz değil, hak etmiş olduğu şekilde tefekkür ameliyle, tefekkürle buluşturmaya çalışalım. Şeytan, hepimizin en çok böyle sığındığı şeytan, örnekler veririz, deyimler veririz, konuşma yaparız. Şeytana karşı yapılacak mücadelede en müessir silah ibadettir. İbadet, şeytana karşı yapılan bir faaliyettir ve cihattır.
şeytanın hakkından gelmek istiyorsak ibadet hayatımızı kuvvetlendirmeliyiz. Çünkü ibadet hayatımızı kuvvetlendirmezsek zayıflatırız. Şeytan işbaşı yapar vücudumuzda. Şeytanın insan vücudunda işbaşı yapması demek şeytana ibadet yapıyoruz dosyası çıkmıştır. İbadet yapıyoruz artık. Nasıl? Çünkü Kur'an-ı Kerim şeytana itaati ibadet kelimesiyle dile getirir. Allah ta'budu şeytan. Şeytana ibadet yapmayın demedim mi diyor Cenab-ı Allah? Dünyadayken ben sizi uyarmadım mı? Bu şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Ey Ademoğulları, şeytana ibadet yapın diye ben sizi uyarmadım mı? Haber vermedim mi diyor Cenab-ı Allah? Demek ki Yüce Allah'ın katından gelen ilahi ölçüleri yerine getirmezsek ibadet hayatımızda zayıflık olacak ve şeytan aleyhillâne bundan fırsat bulup ibadeti kendisine yaptırtacaktır. İbadeti yaptırırken şeytan bizim gördüğümüz böyle rüku gibi, secde gibi, el kaldırmak gibi olmaz. Bir insanın sen Müslüman olarak elini kaldırıp şeytana dua ettiğini hiç gören var mı? Şeytandan Allah'a sığınmak için dua eder insan değil mi? Ancak ilahi buyrukları Cenab-ı Allah'ın farzlarını yerine getirmeme noktasında gaflet kaldığımız an şeytan devreye girer ve kendisine ibadet edilmesi için her türlü oyunları, her türlü projeleri bize vesvese olarak telkin etmeye başlar. Neslimiz için ibadet şeytana karşı en büyük bir cihat, en büyük faaliyettir. Belki ibadet nedir dediğimiz zaman hemen onu ben açmak istemiyorum. Namaz kılmak da bir ibadet, hacca gitmek de ibadettir diyorum ama ibadet deyince aklımıza şunu getireceğiz. Beyin gücümüzle, gönül gücümüzle, beden gücümüzle yapmış olduğumuz her türlü faaliyet ibadettir. Bu faaliyete gözyaşı da girer, tövbe de girer, tefekkür de girer, namaz da girer, hac da girer, hepsi girer. Tekrar söylüyorum. Zengin bir manadır ibadetin karşılığında tercümesini yaparcasına söylemiş olduğumuz cümleyi bir daha tekrarlıyor ve altını çiziyorum. İbadet, beynimizin yani aklımızın, kalbimizin ve tüm bedenimizin ortaklaşa yapmış olduğu faaliyetlere ibadet denir. İşte bu zengin ibadetle sırtımızı, gönlümüzü, beynimizi kuvvetlendirdiğimiz zaman şeytan bize bir şey yapamıyor. Ve böylece ibadetle şeytana yapılan en büyük cihadı, en büyük faaliyeti gençliğimize, neslimize kazandırmış oluruz Allah'ın izniyle. Hemen yanı başında şeytanın ikiz kardeşi var adeta. Nefis. Nefis ki o 70 şeytana bedeldir. Peki bu nefse hangi cihadı, hangi faaliyeti başlatalım ki onu da nötr duruma sokalım? Yani vücudumuzda, iç dünyamızda tesir gücünü azaltmak için, sıfırlatmak için acaba nefsimiz ile faaliyeti, cihadı neyle başlatabiliriz? Gayet açık. Zikirle. Nefsin hakkından zikir gelir. Şeytanın hakkından ibadet geldiği gibi şimdi nefsin hakkından ne geldi? Zikir geldi. Ağzımızla yaptığımız zikir, kalbimizle yaptığımız zikir ve tüm bedenimizle yapmış olduğumuz zikir nefse karşı yapılan en büyük faaliyet, en büyük cihattır. Ağzımızla, bak ben şu anda konuşuyorum. Konuşmak bir zikirdir, sohbet bir zikirdir. Zikrin bir parçasıdır. Kur'an-ı Kerim açarım okurum, Kur'an tilaveti bir zikirdir. Allah, Allah, La ilahe illallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allah Ekber diye bir takım esmaya, isimlere müracaat ederek onları terennüm ederim. O da zikirdir.
Görülüyor ki iki dudağın arasında muazzam zikirler icra ediliyor. Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz, en büyük zikir. Sonra bakıyorsunuz, sohbet yapıyorsun, konuşma yapıyorsun, nasihatta bulunuyorsun. Ağzından çıkan her hayırlı bir kelime, cümle muhatabın için bir zikirdir. O da zikirdir. Bir de esma ile yapılan bir zikirdir. İhvan-ı Müslim'in, yani rahmetli Hasan-ı Benna'nın risalelerine bakacak olursanız, her bir üyeye bir evrat vermiştir. Anneler, babalar, öğretmenler, imam kardeşlerimiz, bir neslin kurtarılması, neslimizi mahvediyorlar, bir de neslimizi ıslah etmek ve kurtarmak için bunlar, merak etmeyin, ne ülkeyi geriye götürür, ne kardeşlik bağlarımızı zayıflatır veya koparır. Lisede okuyan bir gencin bisikletine giderken, servisine giderken içinden la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah demesi hiçbir zaman bu ülkeyi geriye götürmez. Toplumsal barışı bozmayız. Bozmaz. Allah diyenden zarar gelmez. Ne diyeyim başka? Bu dediklerimi inşallah bundan sonraki derste devam edeceğim. Çünkü bunlar hem nesillerin ıslahı programımızın son derslerimiz. Şurada 3-5 dersimiz kaldı. Kıtamı edeceğiz Allah nasip ederse. Hem de verilmesi icap eden neslimize ait yapılması ve yatırım olan en önemli, en ehemmiyet arz eden konuları sizlerle paylaşmaya veya sizlere sunmaya çalışıyorum. Yarı kaldığım dersime inşallah önümüzdeki derste devam edeceğim. Geriye kalan 7-8 dakika içerisinde inşallah sizlere yine bir takım fıkhi kaideler kazandırmaya çalışacağım. Osmanlı padişahları bütün dünyayı adaletiyle yönetmesine rağmen Söğüt kasabasından başlatmışlar ilk adımı ve 25 milyon kilometre karelik alana adaleti, medeniyet ve insanlığı götürmüşler. Ama bu güzel cihan şumul dinin yayılmasının mücadele olarak ortaya koyan padişahlar yol güvenliği olmadığı ve devleti de uzun süre yalnız bırakmak istemedikleri için hacca gitmemişler, bedel göndermişlerdir. Şu duyguyu görüyor musunuz? Padişahı cihan olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden âlâymış diyen bir Yavuz Sultan Selim gibi zatlar Halep'e kadar gidiyor, kulaklarını halka taktırıyor, İslam'ın kölesi oldum diyerek, ama hacca gidemiyor. Bir, yol emniyeti. İki, devlet hali Osmaniye başsız kalınca ne olur düşüncesinin hareket ederek gitmemişler. Kalbiyle gitmişler oralara. Hep bedel göndermişlerdir. Allah'ın dini için yapılan şu fedakarlığa bakıyorum. Bu sefer projeksiyonu kendime tutuyorum. Kendimi utanmaya çalışıyorum. Tüm imkanlar ellerinde olmasına rağmen Allah katından gelen ilahi hükümlerin oluşturmuş olduğu bir ortamı aman kimse ihlal etmesin. Bozulmasın, yıkılmasın. Bu güzel varlığı dış etkenlerle bozulmasın diyerek hacca dahi gitmemişlerdi. Düşünebiliyor musunuz? Onun için bu topraklar üzerinde yapılan hizmetler nedense bir anda hemen gelişiyor, yeşeriyor. Çünkü bu topraklar üzerine büyüyüp de gelişen insanlar ister Kürt'ü, ister Türk'ü, ister Çerkez'i, kim olursa olsun hiç fark etmiyor. Çok iyi niyetli, çok temiz niyetli. Gasp yok, işgal yok, vurmak yok, öldürmek yok, yakmak yok, yıkmak yok. Dini, mübini, İslamiyeti, bu güzellikleri, bu güzel mesajı, bu ilahi mesajı acaba Bosna Hersek'e nasıl götürebilir?
Afrika'ya nasıl taşıyabiliriz? Avrupa'ya nasıl götürür? Bütün gaye bu. Hiçbir devletin toprağında bizim gözümüz olmamış ki. Böyle bir özellik. Bir başka konu bu camilerde imamlarımızı ve müezzinlerimizi ilgilendiriyor. İkamet hızlı okunur demişlerdir. Namazdan evvel kamet okunuyor efendim. İkamet hızlı okunur. Yavaş yavaş okunmaz demişler. Ben fıkıh söylüyor burada. Ben söylemiyorum. Bir de ilk tekbirlerden başkasını birleştirmek bid'attır. İlk tekbirine Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tabi bir mahsus yok. Ama Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah bütünleştirmek. Hayyalas salatu, hayyalas salah, hayyalas felah, hayyalas felah böyle. Diğerlerini birleştirdiğimiz zaman bu bid'attır diyorlar. Peygamber Efendimiz ikamet okunurken Bilal Habeşi'nin ve müezzinlerinin ikameti asıldır bizim için biliyorsunuz. Kamet hızlı okunur. İlk tekbirlerin dışındaki okuduklarımız birbirleriyle iliştirilmez yani ayrılır. Ne demek istiyorum? Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammedur Resulullah gibi dura dura okunur. Ama ilk tekbirde bütünleşmede bir beis yoktur demişler. Bunlar da bizim rahmetli Bozkırlı Mustafa Efendi, Allah kanı kanı rahmet eylesin, bizde bulunan 5 klasör dosyasından toparlayarak almış olduğum fıkhi konulardır. Bir başka konu var. Cenaze sahiplerinin taziyeleri kabul etmesi için 3 gün evinde kalması caiz. Eftal olan ise definden sonra işine bak gitmesidir. Ama toplum öyle alışmamışız biz. Cenaze defnedilir. Sonra cenaze evine gideriz. Kur'an-ı Kerim okuruz. Başsağlığı dileriz vesaire. Olabilir. Hiçbir sakıncası yok. Ancak bilin yeter ki. Bilelim ki cenaze sahiplerinin taziyeleri kabul etmesi için 3 gün evinde kalması caiz. Caiz yapabilir diyor. Eftal olan, hayırlı olan ise definden sonra işine gitmesidir diyor. Defneder, işine devam eder. Yani dinimiz bu kadar kolay, bu kadar güzel bir şey yani. Gittiği zaman Kur'an-ı Kerim de okunur. Yok cenaze evine illa gidilecek, orada Kur'an okunacak veya toplanacak diye bir kayıt yok. Bu Osmanlılardan sonra bizlere gelmiş. Hani kötü mü? Kötü demiyorum ben. Ancak bilelim. Niye bunları söyleyeyim biliyor musun? Sonra bunu söyleyeyim. Mesela Konya'dan otobüse biniyor yolcu kardeşim. Ramazan ayı. Bir dinlenme tesislerine durduğu zaman oruç tutanlardan bir kısmı iniyor. Ne yapıyor? Yiyor. Oruç tutanlar diyor ki niye bozuyor ya bu adam diyor. Tutsa da ayılmaz mıydı? Kızıyor, buğz ediyor. Niye yapıyorsun bunu kardeşim? Eğer hakkını kullanıyorsa yolcu 90 kilometrenin fevkine gittiği zaman orucunu bozar. Açabilir. Ama devam etmesi eftaldır. Adam hakkını kullanıyor. Sen de kullanmıyorsun. Sen azimetini tuttun. Azimet yönünü tuttun. Bozmadın. O kardeşim de yolcu olduğundan dolayı ruhsatını kullandı, bozdu. Bunu bilirsek, yani rahat hareket ederiz. Demek ki kardeşim caizle amel ediyor, ben de eftar olarak amel ediyorum dersiniz. Ben bunları böyle yapın demiyorum. Orijinal konularını bilelim de, yapanlara herhangi bir buğzumuz, nefretimiz olmaz. Hemen kızar biz. Din değiştiriyor gibi bir algılama geliyor ne yazık ki. Bugün mesela mezarlıklarda taziye yerleri yapılıyor. Belediyeler yapıyor. Ne? Hani evlere gidilmeyecek. Belki 10 sene sonra, 5 sene sonra evlere taziye de bir olay da olmayacaktır belki. Çok vilayetlerde öyle şu anda. Ben gittiğim çok vilayetlerde taziye defnedilir. Hemen onu başında belediye yapmış olduğu bir yer vardır. Orada okunur, geçer giderler. Hepsi bu kadardır. Yani bunlar çok önemli diye, çok önemlidir. Önemli olarak değil. Fıkıh sahasında manevra alanımızı biraz genişletmek istiyor diyor. İnşallah gelecek dersimizde sizle buluşmak üzere. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun inşallah. 40 dakikalık zamanlarda icra edeceğimiz dünya konjektüründe
statüsünü, geldiği noktayı ayetlerle, hadislerle, kıssalarla, tarihi geçmişle 1400 yıllık dokümanlarla müştehit imamın iştihadını elle tutan bir